E-ticaret ile önümüzdeki senelerde başarılı olmak istiyorsan tam olarak doğru videoya geldin. Çünkü bu videoda ilerleyen zamanlarda bu sene e-ticaretle alakalı önümüze çıkabilecek yeni trendlerden bahsedeceğim ve bunlardan hangileriyle karşılaşabileceğinize örnekler vereceğim. 2020'de biliyorsunuz pandemiden dolayı çok fazla değişiklikler oldu. Bazı önemli olmayan endüstriler çok önemli olmaya başladı. Bazı çok önemli olanlar çok önemsiz olmaya başladı. Spor ve genel olarak sağlıklı yaşam, health and wellness dediğimiz bu tarz endüstrilerde, spor eşyaları endüstrilerinde inanılmaz artışlar gözlemlendi. Her platformda, Amazon olsun, eBay olsun. Bu video online satışla alakalı olduğu için biz sadece online satışa odaklanacağız. Geleneksel ticarete odaklanmayacağız. 2020'deki aldığımız verilere göre bu senenin sonunda yani 2021'in sonunda e-ticaret satışları toplamda 5,6 milyar dolara çıkması bekleniyor arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz üzere bir önceki seneleri yani 2016'dan beri olan artışını görüyorsunuz. 2023'ün sonuna kadar nerelere ulaşabileceğini görüyorsunuz ekranda. Yani e-ticarete girmek için geç mi diye soran arkadaşlar için tablo karşınızda, kesinlikle geç değil. Seneler geçtikçe de daha da hızlı bence artmaya devam edecek. Şu andaki veriler geçmişteki rakamlara dayanarak alınan veriler bunlar. İlk trendimizle başlayalım. Mobile uyarlanmış bir web sitesine sahip olmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü yine karşınıza veri koyacağım. 2020'de e-ticaret kullanarak yani online ticaret ile alışveriş yapan insanların %70,4'ü karşınızda görebileceğiniz üzere mobil olarak alışveriş yapmışlar. Ya yani mobilden kastım cihaz, telefon cihazı olaraktan. Mobil cihazınızla, telefonunuzla alışveriş yapmanız kesinlikle masa üstünde alışveriş yapmanızdan daha muhtemel gözüküyor. Siz kendinize düşündüğünüzde de daha çok bilgisayara girip mi online alışveriş yapıyorsunuz, telefondan mı yapıyorsunuz diye baktığınızda yüksek ihtimalle insanların %70'i diyecekler ki ben telefondan daha fazla alışveriş yapıyorum. Ben kendime bakıyorum ya, bilgisayarla çok iç dış olan birisi olarak benim için eşit aslında. Ama bu kadar bilgisayarla iç dış olmasaydım yüksek ihtimalle telefon çok daha önde olurdu. Yani baktığımda diğer insanlara, mesela kız arkadaşıma baktığımda, tabii ki bilgisayarı açıp da bir şeyi order etmiyor telefonla sipariş verebilecekken. O yüzden her şeyi telefonla yapıyor birçok insan. Ve verilerde de gördüğünüz üzere %70,4. Peki bu rakam nereye doğru gidiyor olarak baktığınızda da 2021'de bu rakamın %72,9'a kadar ulaşacağı söyleniyor. Grafiklerde bu tarz milyar dolarlık satışlar olduğunda %2'lik, %3'lük bile artış çok büyük bir artış olduğunu söylemek gerekiyor aynı zamanda arkadaşlar. Yani e-ticaret sitenizin veya hizmet sattığınız sitenin mobil olarak daha güçlü olmasını sağlamanız önemli bir şey arkadaşlar. Masaüstü görünüşünden kesinlikle daha önemli. İkinci trendimiz ise bir chatbot'u yaratmak. Biz bu chatbotlarını ManyChat gibi olsun, Facebook Messenger'ı üzerinden kullanmak olsun, kendi işlerimiz için kullanıyoruz. ManyChat diye bir uygulama var, onu kullanıyoruz. Bir bot yarattık ve bu bot insanların sorularını alıyor. Onlara hazır cevaplar var. Hazır cevaplar eğer işlerine yardımcı, eğer kendilerine yardımcı olmadıysa canlı olarak birisine bağlanıyor. Zaten işlerinizi büyütme hedefiniz varsa yüksek ihtimalle belirli bir süre sonra insan kaynaklarının veya müşteri hizmetlerinin başına birilerini koymanız gerekecek. Asistan olabilir, sizin için çalışan birileri olabilir. Ve bunu yaptığınız zaman oradaki canlı olarak insanlara bağlanabildiğinde müşteriler çok hoşuna gidiyor. Açıkçası ben bir şey aldığım zaman, bir hizmet, bir ürün, bir şey alacağım zaman hakkında bir sorum olduğunda veya aldım hemen iptal etmek istiyorum geri, yanlış rengini aldım, yanlış bir şey yaptım, birine bağlanabiliyorsam eğer o anda live chat olarak, yani saatli de çalışıyor bazıları, o beni çok mutlu ediyor bir müşteri olaraktan. Aynı şeyi ben de kendi müşterilerime her yaptığım işte kullanmak istiyorum, aynı özelliği ve güzelliği. O yüzden bu chatbotu trendlerine dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Yüksek bir artış olacak burada. Ve aynı zamanda şunlara da bakmak gerekiyor. E-mail açma oranlarına, SMS açma oranlarına ve de Facebook Messenger'da bir chat açma oranlarına baktığınızda e-mail arkadaşlar %10 ila 15 arası açılıyor. Facebook Messenger %80 açılıyor. Ve SMS attığınız mesajlarda %98 açılıyor. Bu rakam birazcık fazla gelmiş olabilir, %98, ama inanın bana doğru bu rakamlar. Yani siz eğer ürününüzü, hizmetinizi SMS ile pazarlıyorsanız bir mesaj attığınızda onun açılma oranı %98, Facebook Messenger'dan mesaj attığınızda %80 ve e-mail attığınızda da %10 ila 15 arası açılma oranı var. Kendinizi düşündüğünüzde de daha çok e-mail mi siliyorsunuz diye, yoksa açıyor musunuz diye baktığınızda ben aslında hiç açmıyorum bile yani promosyon e-maillerini. Ama bana bir mesaj geldiğinde o mesajı
Hepsini açıyorum. Yani telefonuma gelen bir mesaj önemli bir şey olabilir sonuçta. O yüzden şu andaki hat bu canlı canlı popüler şeylerden bir tanesi de SMS marketing dediğimiz mesaj üzerinden pazarlama. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu da iyi bir trend. Aynı efor ile 9 kat daha fazla satış yapma oranınız var. Çünkü rakamlarda önünüzde biri %10 iken öbürü %98 olduğunu söylüyorum. Bu açılma oranını arttırırsanız eğer satış yapma oranınız da çok yüksek ihtimalle artacaktır. Üçüncü trend ise Artificial Intelligence'ın gelişiyor olması. Artificial Intelligence yapay zeka demek. Ve aynı zamanda Augmented Reality var arkadaşlar. Arttırılmış gerçeklik. Yapay zekayı nerede kullanıyoruz? Müşteriye daha kolay bir satın alma süreci sunmakta Artificial Intelligence'ın büyük bir görevi var yapay zekanın. Nasıl büyük bir görev bu? Siz mesela Amazon'a girdiğinizde bir ürün alacağınız zaman Buy Now tuşuyla tek klikle alabiliyorsunuz. Aslında iki klik. Buy Now'a basıyorsunuz. O size emin misiniz diye soruyor. Confirm diyorsunuz ve almış oluyorsunuz her şeyi. Yani iki tuş ile artık ürün alabiliyorsunuz dünyanın en büyük e-ticaret web sitesinden. Ve bunların hepsini sağlayan arkada yapay zeka var. 2021'de yapay zeka kullanımına, araştırılmasına ve geliştirilmesine 7,3 milyar dolarlık şirketler, ticaret şirketleri yatırım yapmayı planlıyor. Bu da internetten aldığım bir bilgi. Yani kısaca buradaki tüm hedef müşterilerin işini kolaylaştırmak ve alırken onlara çok daha hızlı bir şekilde bir hizmet verebilmek. Aynı zamanda augmented reality demiştik, yani artırılmış gerçeklik. Bu da gelişmesi çok daha fazla büyük şeylere yol açacak. Ne gibi mesela artık hiçbir yere gitmeden, hiçbir şeyi denemeden, hiçbir şeye bakmadan, dokunmadan ürünler alabiliyor olacağız. Bunlar gelişecek zamanla. Bir virtual reality gözlüğü taktığımızda o gözlüğün içerisinde kendi üzerimize kıyafetler deneyebileceğiz. Kendimize aynadan baktığımızda mesela. Aynı zamanda evimize mobilya alırken telefonla sadece koyup, o zaten şu anda bile var, mobilyayı direkt evin neresine koymak istediğinizi. Hatta Türkiye'de de var. Bu tarz şeyler gelişecek zamanla ve bunlara yatırım yapıldıkça da online ticaret içerisinde de kullanılmaya başlayacak. 2021'de de tabii ki bunlar gelişiyor olacak. Yapay zekanın gelişmesinden de burada neden bahsediyorum tam olarak açıklayamadım daha demin. Biraz daha kişiselleşmeden bahsediyorum aslında. Sadece satın alma işlemini hızlandırmak değil, biraz daha kişiselleştirilmiş ticarete dökmek işi. Yani mesela Canberk Öztürk artık Amazon'dan düzenli olarak diş fırçasını alacak. Amazon benim ne zaman ayın hangi gününde diş fırçası ve diş macunumu yenilediğimi bilecek artık. Bana o gün karşıma direkt çıkaracak. Amazon'da diş macunu almak ister misin? Veya işte Starbucks şunu yapabilir. Canberk günün haftanın 3 gününde kahve içiyor ve tam olarak şu saatte sabahları kesin o kahveyi içecek. O yüzden Canberk'in karşısına sabah 1 saat önce, yani tam uyandığında telefonuna bakacak şekilde, telefonunu açtığında onu göreceği şekilde bir kahve reklamı yapalım ki o kahveyi alsın. Sizin yani kendinize kişisel olarak hareket edebilmenizi sağlayacaklar. Daha çok neleri seversiniz, daha çok neleri alırsınız, bunları daha iyi bilecekler. Ve büyük e-ticaret firmalarından bahsediyorum. Bunları daha iyi bilinecek sizin hakkınızda. Ve bu bilgiyle sizin karşınıza tam olarak almak istediğiniz şeylerin çıkarılması konusu daha da gelişecek. Dördüncü trendimiz ses alışverişi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten Siri var, Alexa var, Google Home var. Google Home ile alışveriş yapabiliyor musunuz bilmiyorum ama Alexa ile alışveriş yapabiliyorsunuz kesin olarak. Bence çok güzel gelişmiş bir teknoloji. Ve 2025'e kadar Amazon Alexa tarzı bir cihazın veya Google Home tarzı bir cihazın, Apple yeni bir şey çıkartabilir. O tarz bir cihazın Amerika'nın tüm evlerinin %75'inde olması bekleniyor. Yani herkesin evinde kısaca bir tane Amazon Alexa tarzı bir cihaz olacak arkadaşlar. Ve bu da ne demek? Ses alışverişinin iyice 2025'e kadar gelişmesi demek. Bu konularda da tabii ki yoğun artışlar var. Ancak siz bunu kendi ticaret modelinize şu anda uyarlayamayacağınız için belki de bu endüstriye girip bu endüstri içerisinde bir şeyler, bir ürün satmak isteyen teknolojik bir ürün onlar için faydalı bir madde olabilir. Beşinci trendimiz ise çevre dostu ürünler arkadaşlar. Bu konu herkesin uyarlayabileceği bir konu aslında. Ben son girdiğim bir tane Amazon'daki bir ürünle bu konuyu tam olarak uyarladım şu anda kendime ve ticaretime. Çevre dostu ürünler sattığınızda veya hali hazırda sattığınız ürünleri daha çevre dostu olarak olacak şekilde ayarladığınızda, yaptırdığınızda bu insanları çok etkiliyor arkadaşlar. Beni de çok etkiliyor. Eğer bir firma bana müşteri olarak çevre dostu olduğumu hissettirebiliyorsa, onu her kullandığımda o ürünü çevre dostu olduğumu hissedeceksem bence bunların ötesi bir şey yok arkadaşlar. O yüzden Tesla bugün dünyanın en değerli araba şirketi ve insanlar inanın o arabaya binerken gerçekten çevre dostu olduğunu hissediyorlar. Dünyaya yardım ettiğini hissediyorlar. Dünyaya bir katkısı olduğunu hissediyorlar. Daha iyi hissediyorlar. Kendilerine özgüvenleri yerine geliyor. Ve gerçekten dünyaya bir katkısı varmış gibi hissediyor insanlar. Bu da çok önemli bir şey. Buna Tesla en büyük örneği zaten ve çok daha
farklı firmalar da var. Küçük küçük ürünler var, çevre dostu olan. İşte plastik ürün kullanacağınıza bu metal elektrik şarj edilebilen ürünü kullanın ki tekrar plastiği çöpe atmayın gibi reklamlar yapılıyor. Tabii ki bunlar da ufak tefek yalanlar dönüyor tabii ki, ama benim bahsettiğim bu işin reklam tarafı değil. Bu işin gerçek anlamda ürününüzü değiştirme tarafı. Plastik kullanacağınıza metal kullanabilirsiniz. Gaz kullanacağınıza daha çok elektrikli cihazlar kullanabilirsiniz. Bu tarz hareketler yaptığınızda tabii ki satışlarınız da artabilir. Çünkü zaman geçtikçe daha fazla insan çevre dostu olmaya başlıyor. Teknoloji geliştikçe insanlar bunun farkına varıyor. Sosyal medya sayesinde çevre dostu olmanın önemini. Yapılan bir araştırmaya göre insanlara sorduklarında çevre dostu olan ürünler mi almak isterseniz yoksa normal şu anda kullandığınız ürünler mi diye, %65'i çevre dostu ürünler cevabını veriyor. Eğer ki kar marjınızı öldürmeden bunu yapabiliyorsanız mutlaka buna bakın derim. Burada tabii ki binlerce farklı opsiyon var. Herkesin sattığı ürün farklı. Ama yine de dediğim gibi bu düşünülebileceğiniz bir şey. Ve reklamını da tabii ki gerçekten üründe bir değişiklik yaparsanız, reklamını da o şekilde yaptığınız zaman emin olun ki yani bence satışlarınızda massive, büyük bir değişiklik olacaktır. Sonuncu trendimizde özelleştirilmiş ürünler arkadaşlar. Özelleştirilmiş ürünlere çok fazla ilgi var. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle beraber, 3 boyutlu yazıcıların gelişmesiyle beraber artık insanlar hızlı bir şekilde son anda mesela bir ürünün üzerine isimlerini, resimlerini veya yazmak istedikleri bir notu yazabiliyorlar, bırakabiliyorlar ürünlerin üzerine. Bir üreticiden ürün çıkıp toptancıya gittiğinde o toptancı kendi elindeki malzemelerle bile kişiselleştirilmiş olarak ürün satabilir veya perakende satan birisi kişiselleştirilmiş ürün yaparak bunları satabilirler. Bunun en iyi örneği de şunu düşünebilirsiniz. Birçok insanın istediği bir şey en yenisinden, en güzel modelinden, en güçlüsünden bir Apple MacBook Pro mesela. Bu MacBook Pro'nun üzerinde tam olarak ortasında ekranın altında MacBook Pro yazıyor değil mi? Burada MacBook Pro yerine mesela Canberk'in MacBook Pro'su yazsaydı, İngilizce bir şekilde Canberk's MacBook Pro yazsaydı çok daha hoşunuza gitmez miydi? Açıkçası benim giderdi. Neden? Çünkü benim kendi kişisel bir ürünüme dönüyor. Kaliteli bir şekilde firma tarafından yazılıyor. Bu aynı zamanda her şey için geçerli. Televizyon olabilir, kanepeniz olabilir, yani masanız olabilir. Herkes kişiselleştirilmiş şeyleri daha çok seviyor. Bunlara örneklerine baktığınızda da Louis Vuitton kişiselleştirilmiş cüzdanlar yapıyor. İsimlerini insanların yazmasına içine izin veriyor. Mesela bir cüzdan aldınız diyelim. O cüzdanın içine Louis Vuitton Canberk yazıyor. Altında logosu falan var. Bu tarz şeyler gerçekten insanları mutlu eden ve özel hissettiren şeyler. Tabii ki bir alışveriş söz konusuysa karşıdaki alan kişinin, müşterinin de özel hissetmesi çok önemli. Çünkü o özel hissetmeyle sizin reklamınızı başkalarına da yapabiliyor ve sizin de bu satışlarınızı inanılmaz derecede arttırabilir. Bugünkü trendlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu videoları hazırlarken gerçekten araştırmasına vaktimi harcıyorum. Kendi ticaretimin yanı sıra sıkıştırmaya çalışıyorum sabahları, geceleri. O yüzden lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.